Günaydın herkese. Şu anda oteldeyim. Holiday Inn'den size manzara göstermek istiyorum. Cebimde biletim, ben kendi gezenim. Yollara çıkınca rotanı çizerim. Bazen hiç olmaz konaklayacak yer. Kendi gezen sen, yollar devam eder. Belki de seyahatin tam ortasındayım. Belki de seyahatin tam ortasındayım. Şuralar falan dün konuşma yaptığım yerde. 22. kattayım. Otel güzel ya. 22. katta kahvaltı yapıyorsunuz. Gayet güzel. Böyle bir manzarada sabah kahvaltısı yapmak da çok keyifli. Şimdi kahvaltıdan sonra bugün çok uzun turlar var. Şu an bunun sarayına belki gideceğim. Hatta belki oradan başlayacağım Prater'de, ama şimdi benim bulunduğum otele göre Prater Park'a biraz daha uzağım sanki. Önce Schönbrunn'la başlayıp sonra Prater Park'a doğru gideceğim. Bu gel Cumhuriyeti falan var orada, oraları ziyaret edeceğiz. Güzel bir gün geçeceğiz çünkü bugün sabah erken başlamış olacağız tura. O yüzden şu manzaranın eşine güzel bir kahvaltı edelim, sonra devam edelim. Vallahi buradan manzara izlemek arkadaşlar süper keyifli. 22. kattasınız. Yani otellerin genelde böyle üst katlarında olmuyor kahvaltı yerleri, hep ya girişin üstünde oluyor ya girişte oluyor. En üst kata yapmışlar 22. katta. Bütün her tarafı görebiliyorsun. Şimdi odaya gidelim. Hazırlanalım ve çıkalım. Önce Schönbrunn Sarayı'na doğru gideceğiz. Schönbrunn Sarayı çok büyük bir saray, içerisinde hayvanat bahçesi falan da var. Bakalım nereleri görebileceğiz orada. Saat şu anda 8. Bizim ülkede 1 saatte zaman var. Ülkeye göre hala alıştığımız için aslında erken kalktık, 6 gibi kalktık. Hazırlanalım, çıkalım. Evet, dışarıya çıktık. 63A bizim bulunduğumuz yerden Schönbrunn'a doğru gidiyordu. Şimdi Schönbrunn'e giderken bir durak sonra bir baktım Flohmarkt. Flohmarkt dedikleri böyle ikinci el eşyalar, bit pazarı falan. Bunun için dün ben Naschmarkt tarafında bir yer vardı. Flohmarkt am Naschmarkt diye geçiyor. Oraya gidecektim. Ama dediler ki saat 1'e kadar sürüyor. Şimdi burada bir bit pazarı gördüm, ona gidiyorum. Vallahi ne ararsanız var, her şey var. Yani temiz malzemeleri falan bile oluyor yani. İlgimi çeken şeyler oluyor burada, o yüzden geliyorum. Oyuncak oyuncak falan var, kamera parçaları falan oluyor.
arkadaşlar. Flomark'tan çıktım. Şimdi 3 euroya bir çanta aldım. 3 euroya düşünsene. Sırt çantası. Şu omzuma astım çanta. Oradan tekrar şimdi otobüsle Sherman'a gittim. Bir saat falan oyalandım ama değer ya. Birçok şey aldım. 1 euro, 2 euroya kıyafetler falan vardı. İşime yarayacak olan şeylerden aldım. Şimdi Sherman'a doğru yoldayız. Bak marketler kapalı burada. Pazar günleri kapalı. Hani diyelim geldiniz burada alışveriş falan yaparız pazar günü dönerken derseniz bütün marketler, çoğu dükkanlar, her şey kapalı. Eskiden Türkiye'de de böyleydi. Ama sonradan değişti. Artık bizde her şey haftanın 7-24 açık. Burada kapanıyor abi. Yani bunların da tatil yapmaya ihtiyacı var tabii. Şu an turistik yerler açıktır ama onun dışında alışveriş yerleri tamamı kapalı. Sokaklarda kimse yok ya. Pazar bütün her tarafta dükkanlar kapalı. Şehirde kimse yok abi. Bomboş. Bir tek ben geziyor gibi hissediyorum kendimi. Yani İstanbul'dan buraya geldikten sonra şehrin içerisinde köyde yaşıyor gibiyim yani. Kimse yok abi. Rahat rahat geziyorsun. Yani 3-5 tane araba falan geçiyor önümde. İnsanlar evlerinde herhalde. Sokaklarda arabalar var ama kalabalık değil. Trafik falan hiçbir şey yok. Bir yerden bir yere otobüse giderken 5 dakika falan sürüyor. Vallahi sokaklar bomboş. Bir ben bekliyor gibiyim sanki. Bir tane daha durakta birisi var. Biz de böyle mahalle dolaşıyoruz ama pazar kimse yok ya. Yani herkes evinde herhalde. Bu insanlar biraz daha böyle ailesiyle vakit geçirmeyi seviyor diye düşünüyorum. Çünkü şey yani kimseyi göremedik. Ama mesela akşam olduğu zaman bu festival alanlarında falan birçok aileyi görüyorsunuz. Otobüsler kalabalık değil. Şehirde bir yerden bir yere gitmek de çok kısa sürüyor. Hafta içi de trafik yok. Bu arada yani hafta sonu için şöyle bir sıkıntı var. Eğer su falan yanınızda yoksa evet ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız. Çünkü marketler kapalı. Turistlerin de bir tek böyle yaz günü sıkıntı çekeceği şey içecek oluyor. Yoksa restoranlar falan açık. Hadi acıktığınızda restoranlarda işinizi çözersiniz diyeyim. Ama onun dışında yani tek içecek için marketler falan kapalı. O biraz sıkıntı. Bischof Gasse durağındayım. Buradan Schönbrunn'e bir durak var. Normalde 63'ten indikten sonra benim yürümem gerekiyordu. 1.1 kilometre diyor. 16 dakika. Şimdi hava sıcak, yürümeye gerek yok. Bir dakikada zaten Schönbrunn'a gidiyor. 15-16 dakika yürüyeceğime buradan bir dakikada giderim. Otobüsün gelmesi de 3-4 dakika sürüyor. Bu arada Google'da Maps'te neye bakıyorsanız mesela orada 11.28 diyorsa gerçekten 11.28'de burada oluyor. Malta videomda söylemiştim. Malta'da böyle değildi. Burada her şey çok dakik arkadaşlar. Yani 11.29 ise 29'da inanın burada. Evet otobüsten indim. Şimdi Schönbrunn'a doğru gidiyorum. Yemyeşil böyle bahçeler arasında gidiyorum. Bahçeleri çekeyim ben konuşmayayım. Avusturya'da yani Avusturya'nın tamamını görmedim ama Viyana için şunu söyleyebilirim abi. Çok yeşil ve caddeleri çok geniş, inanılmaz. Mahalle aralarındaki caddeler çok geniş. Caddeler üzerinde araç park yerleri ücretsiz. Yani şehirde asa bakarsanız şöyle söyleyeyim.
Hani gelmeden önce videolarda şöyle görmüştüm. Avusturya çok pahalı işte bilmem ne. Çok pahalı değil arkadaşlar. Viyana ucuz. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün biz 3 kişi 15 euroya balık yemeği yedik. Tabak dolusu envar çeşit balık vardı. Patates kızartması falan vardı. Ve şey sen söyle adını 15 euroyu çarpsanıza. Ya 3 kişi o fiyata. Yani verdiğimiz para aslına bakarsan 35. Ben size 600 lira falan diyeyim Türk parası öyle yani. Hadi 700 lira diyeyim. 3 kişi 700 lira öyle bir yemek yeme imkanınız yok. Ya belediyenin tesislerinde bile yok artık İstanbul'da. Burası o yönden ucuz. Ama şöyle bir şey. Mesela siz Staffenplatz'a giderseniz, Staffenplatz bu Sultanahmet Meydanı gibi diyeyim size. Orada işte Aziz Stefan Kilisesi falan var. Dünkü videomda gösterdim ya işte Mozart'ın evi falan. Birçok turistik bölge, turistik yerler aslına bakarsanız orada. Oralara giderseniz oradaki restoranlarda evet orada gömerler abi orası pahalı. Marka yerlere gidersen orada da pahalı. Ama onun dışında şehrin içerisinde marketler falan inanılmaz derece ucuz. Hele peynir falan yani bizdeki peynir abi reklam veriyorlar hani. BİM'de şu kadar oldu, A101'de bu kadar oldu diye. Burada 1 euro, 2 euro falan peynirler ve işte her çeşidi var ya. Gravyerden tut da bilmem ne. Gramaj olarak da bizimkilerden yüksek. Öyle söyleyeyim size. Markete zaten ufaktan bir girdim. Ama tabii hani nasıl tepki verirler onu bilmiyorum. Çekim yapmıyorum böyle detaylı. İşte şu elimde gördüğüm su. İçmesi en lezzetli olan su. Bunun iki çeşidi var. Bir tanesi asitli, bir tanesi asitsiz. Yani bunları mesela bir büfeden işte 1.50 euroya falan alıyorsun. Markette toplu olarak alırsan da 30 cent olduğunu gördüm. Su biraz nasıl söyleyeyim? Pahalı, evet. Su pahalı diyebilirim ama onun dışında yeme içme yerini bulursanız ucuz. Eğlence de burada. Güzel. Ablalar burada yatıyor. Tabii deniz olmadığı için burada bu şekilde plajda güneşlenir gibi bikinisini giymiş güneşleniyorlar. Burası böyle bir Schönbrunn'un tam karşısında bir park. Schönbrunn Sarayı'na geldik. Schönbrunn diye geçiyor. Schönbrunn Palace diye yazarsanız Google Maps sizi buralara kadar underground olsun ya da otobüs de olsun ya da tramla olsun ulaştıracaktır. Schönbrunn Sarayı 1441 odasıyla barok mimarisine sahip bir saray. Sarayın ve geniş bahçelerin tarihi Habsburg hükümdarlığının zevklerini yansıtıyor. 1955'te Avusturya Cumhuriyeti'nin yeniden kurulmasıyla bu saray müze oluyor. Schönbrunn Sarayı ve bahçeleri 1996 yılında da UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan ediliyor. Bu saray tarih boyunca Habsburg hükümdarlığının yazlık sarayı olarak kullanılmış. Bu yazlık saray İmparator Franz Joseph'in eşi Sisi adıyla tanınan İmparatoriçe Elizabeth'in en sevdiği yermiş.
1683'teki 2. Viyana kuşatmasında tüm külliye, müştümanatları ve bahçeleriyle birlikte kale kullanılmaz hale gelmiş. Daha sonradan İmparator 1. Karl 1918'de tahtı bıraktığını bildiren ve Habsburg Hanedanı hakimiyetine son veren anlaşmayı burada imzalamış. Avusturya'daki monarşi döneminin yaşantılarını bu sarayda görebiliyorsunuz. Şimdi benim saraya girip dolaşacak kadar vaktim yok. Zira bugün çok yer var gidip göreceğim. Aynı zamanda giriş ücretleri de avro ile olduğu için bizim de emekli maaşları avroya artık çok denk düşmediği için dışarıdan bakmayı tercih ediyoruz. Ama dışarıdan bakması da güzel. Burada bahçeleri göreceğiz. Bahçelere giriş yanılmıyorsam ücretsiz. Burada bir de hayvanat bahçesi olduğu söyleniyor. Onu da görmeye çalışacağım. Yani dışarıdan görebildiğimiz kadar göreceğiz. Ya turistlerin çoğu da bu sarayı görmeye geliyor ama bahçelerini görmeye geliyor. Burada Neptün Çeşmesi var, hayvanat bahçesi var, labirentler var. Onları görmeye geliyor. Labirentten bahçeler var daha doğrusu. Onları görmeye geliyor. Biz de böyle gelip sarayı gördük. Burası Schönbrunn Sarayı'nın bahçeleri. Labirentler falan da var burada. Girip de şimdi kaybolmayalım. Ama çok güzel, bayıldım. Bakın sarayı bu şekilde gezmek ücretsiz. Şu anda aslında sarayın içerisindeyiz ve sarayı geziyoruz. Burası da saraya ait. Böyle bir tren var. Bu trenle de dolaşabiliyorsunuz. Sizi dolaştırıyorlar daha doğrusu. Turist yaşı. Ben binmedim. Böyle yayanda gezebiliyorum zaten. Şimdi burada bir teknik müze var.
Yani ona doğru gidiyorum. 25 dakika diyor. Arabayla da 16 dakika diyor. Underground'a in çık biraz uzun olacağı için ben o yüzden yürüyerek, hem de caddelerde ne var onu görürüz. Hem de bugün yollar bomboş zaten. Bir biz varız. Gezmiş oluruz, etrafı daha iyi görmüş oluruz. Teknik müzeye gidiyorum. Viyana Teknik Müzesi. Açıksa bir gireriz. Paralıysa, yani çok paraysa da dışarıdan bakarız. Yerini görmüş olalım. Güzergahımız dahilindeydi. Kimse yok abi yollarda ya. Bir tane kişi, iki tane kişi görüyorsun. Araba zaten neredeyse hiç işlemiyor gibi. Trafik neyin, hiçbir şey yok abi ya. Bak burası var ya, Sultanahmet gibi düşün burayı da. Düşün yani, bak hiç kimse yok ya. Bir tane iki tane araba geçiyor yanımda. Şu ileride tramvay hattı var, ona bineceğiz. Tramvaya bindim. 3 durak falan gideceğim. 3 durak sonra ineceğim. Ardından bir 200 metre falan mesafem var teknik müze. Evet, indik şimdi müzeye doğru gidiyoruz, teknik müze. Yaş altı çocuklar ücretsiz. Yetişkinlerin fiyatı da 16 euro. Burası çok güzel bir müze. Ziyaret etmenizi öneririm. Enerji bölümü var burada. Lokomotifler var. Günlük yaşam alanları, mobilite var. Müzikal enstrümanlar var. Böyle devam ettiği zaman teknik laboratuvar var. Bu şekilde bakacağız. Başladığında petrol istasyonları, sonra gelişim dönemi ve şu anda da işte güneş enerjileri, enerji panelleri ve işte LPG sistemiyle çalışan
araçları nasıl olduğu sergilenmiş. Teknoloji Müzesi'nde şeyleri de anlatıyorlar. Böyle ekipmanlar falan da yapıldı şu dönemde diye koymuşlar. Ben de bindim böyle. Pedal çeviriyoruz, geldik. Şeyini yap diyor, mail olarak at diyor. Ben atayım şuradan hemen. Bir mail adresi gireyim. Bir hızımızı bir ölçsün bakalım bizim. Okey, haydi bakalım. Evet. Bak, başlıyor şimdi. Hoppa. Başladık. Hızımızı ölçüyor. Oy 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 oy. İşte tamam. 3 2 1 Cheese. Gönderdi. Şimdi bize bir mail geldi. Mailimize de bakalım ne gelmiş mailden. Güzel bir atraksiyonmuş. Bir foto gönderdiler. Fotomuz bu çıktı ya. Böyle bir şey çıktı fotomuz. Şimdi de robotlar. Gaz ocağı 1930. Düşünsene, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Pardon, Birinci Dünya Savaşı yılları, evet. Pandemi döneminin 2020'nin korona test kitleri. Vay be, bunu da yaşadık ya. TFX'de gidiyormuşuz gibi bir animasyon yapmışlar burada. Burası neresi ya? Lan bizim Türkiye'ye benziyor gibi sanki hakikaten. Neresi burası?
Her taraf gece kondu. Neresi lan burası? Çok ilginç. Değişik bir deneyim. Gerçekten değişik bir deneyim. Sanki teleferikteymişiz gibi gidiyoruz böyle. Ha, Brezilya olabilir burası. Futbol falan oynuyor çocuklar, evet. Müzeden de bu kadar. Şimdi başka bir yere daha gideceğiz ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Ben de bakacağım. Haritadan burada etrafta nereye yakınım. Tabii rotamda aynı birkaç tane bir yer var. Belki Karpras'a giderim. Karkirşe ile başlarız. Etrafında müzik Vayran var ve Viyana Operası falan var ama tabii öğle saatte oldu, belki yemek için önce başka bir yere gideriz, oradan devam ederiz. Bir mola vereyim, bir yere oturayım, plan yapayım, tekrardan görüşeceğiz. Evet, şimdi nereye gideceğimi karar verdim. Karl Kilisesi'ne gideceğim. Karl Kirche diye geçiyor. Orası da Karl Platz'a yakın. Yalnız şöyle bir şey var, normalde yürüyerek gidilmiyor. Yani yakın dediğim buraya yakın ama gene bir 30 dakikası var. Önce 60'a bineceğim tramvaya. Ondan sonra da Underground'la Karlplatz bölgesine gideceğim. 170 metre falan bir tramvay yürüme mesafem var. Biz şimdi Karpilas metrosundan çıkınca direktman şeye geldik, operanın olduğu yere geldik. Burası Wiener Staatsoper diye geçiyor, Viyana Devlet Operası. Burada opera, bale gösterileri falan filan oluyor ve yani önceden bilet almanız gerekiyor. Tabii çok güzel bir bina. Oraya doğru gideceğiz ama önce bu Karpilas'ın olduğu yerde yemek falan yiyeceğiz. O yüzden yemek yiyecek bir yer arıyorum. Bu arada burası çok ünlü restoranların olduğu yer. Birkaç tanesinde de şey yazıyordu. Barınız varsa burası sizin için buluşma yeridir. Avusturya'daki meşhur bir tatlı varmış, famous. Onu da burada yiyebiliyor musunuz? Çok muhteşem. Gerçekten güzel bir bina. Ama şimdi aç yiyecek bir yer bulmamız lazım. Bu caddelerde devam ediyoruz. Buralar da lüks bir yerlere benziyor. Pahalı olsa gerek. Evet, burası Karlplatz. Hem otobüs durağı, hem metro istasyonu, hem tramline, hepsinin olduğu meydan. Kilise de Karlkirche yani. Buraya yakın. Otto Pavilion demiştim size. Otto Pavilion'un müzesi var. Otto Pavilion bu şehre çok sayıda, bu şehrin böyle yapılaşmasına yardımcı olmuş bir mimar, öyle söyleyeyim size. Adamın da ismini yanlış söyledik ya. Yemek yedim, hava sıcak, biraz yoruldum. Otto Wagner. Giriş neredenmiş bakalım. Burası arkadaşlar müzenin olduğu yer. Müze açık mı? Hello. This is the museum of Otto Wagner, right? Yeah, one of it. The other is where?
Otto Wagner bir mimar ve Viyana için çok çalışmalar yapmış birisi. Yani Viyana'daki bu şehrin tasarımında yardımcı olan birisi ve Viyana'nın şu anki hali aslına bakarsanız Otto Wagner'e borçlu. Otto Wagner'in 3 tane müzesi var Viyana'da. Bu Karlplatz'taki onlardan bir tanesi. Şurası benim bulunduğum yer, Karlplatz. Burası aynı zamanda metro istasyonunun girişinde bulunan bir yer. Otto Wagner Hofpavillon Hitzing diye geçiyor zaten. Otto Wagner müzelerinden bir tanesi burası. Karlplatz'da eğer Karlkirche'ye gelirseniz burayı görebilirsiniz. O yüzden de burayı ziyaret edin. Çok önemli bir şahsiyet. Şimdi efendim bu Karl Kilisesi Viyana'daki büyük yapılardan bir tanesi ve 6. Charles tarafından 1716 yılında yaptırılmış. Tam karşısında bir park var. Burada Noel zamanı aynı zamanda böyle dükkanlar falan kurulurmuş. Tabii biz şimdi Noel döneminde gelmediğimiz için yılbaşında gelirsek buralarda hep böyle Noel dükkanları, Noel caddeleri, Noel sokakları falan oluyormuş. Ben de bu parkı size gösteriyorum. İşte vebadan etkilenen halkın bir an evvel iyileşmesi umuduyla inşa ettirilmiş bu kilise. Kilise girişi Roma barok stilini almıştır ve şehri yürüyerek geziyorsanız yolunuzun üzerinde mutlaka Karl Kilisesi'ni görürsünüz. Şimdi Stephanplatz, Karlplatz bunlar hep meydanlar. Stephanplatz'da biliyorsunuz Aziz Stefan Kilisesi var. Burayla oranın arası çok yakın. Size şöyle söylemek istiyorum. Karlplatz metrosunda indiğinizde göreceğiniz yerler Viyana Müzik ve Rhein, ondan sonra opera, devlet opera binası, Karl Kilisesi, ondan sonra biraz önce gördüğünüz Karlplatz metrosunun hemen üstündeki Otto Wagner Müzesi. Burayı gördükten sonra gene opera yönünde buradan devam ederseniz bu sefer de Stephanplatz meydanına gidiyorsunuz. Orada da Akruh, ondan sonra Mozart ve Aziz Stefan Kilisesi'ni görebilirsiniz. Birbirlerine çok yakın. Yani bunlar aynı destinasyonda diyebilirim. Salı akşamı olması lazım. Bize rezervasyon yapmışlar ya da bilmiyorum, salı galiba, salı. Burada Karlkirche'de Vivaldi konseri var. Konsere geleceğiz saat 8'de. Vivaldi dinleyeceğiz. Girişi de buradanmış. Giriş 9 euroymuş. Benim zaten salı burada konserim var. O yüzden o geldiğinde girelim size gösterelim. Şimdi göstermiyorum. Güzel bir kilise. İçi de güzel bir kilise. Burada dedim ya, Vivaldi'nin konseri var. O yüzden ben şimdi buraya giremedim. Neden? 9.90 giriş demiş. Gruplara falan indirim demiş ama şöyle bir şey. Benim zaten davetiyem var, biletim var. Bilet ayarlandı. Salı günü akşam saat 8'de Vivaldi konseri dinletisine geleceğiz burada. Ve dolayısıyla içeriye zaten o zaman ücretsiz gireceğim. Girdiğimde de hem konseri hem o akşamı çekerim size.
Hem de kiliseyi görmüş olursunuz. Öyle daha güzel olur. Bugün sadece böyle dıştan görmüş olalım. Şimdi arkadaşlar burası devletin verdiği bir şey, su ücretsiz. Buradan bu şekilde doldurabiliyorsunuz. Soğuk ve içilebilir su. Yani burada doldurabiliyorsunuz. Burası devletin ücretsiz olarak sağladığı içilebilir su. Yani hani Avusturya şöyle pahalı, böyle pahalı diyenler için öyle bir olay yok. Su bile burada bedava içiliyor. Otellerde de ayrıca size su konulmuyor. Şişe sularının kalitesi inanın buradakilerden daha düşük. Buradaki daha güzel ve soğuk, buz gibi. İstediğiniz zaman burada gelip su içebilirsiniz. İlla şişe de olmasına gerek yok. Düğmeye basınca su içiyorsunuz. Burası teknik üniversite. Burası bizim için şu an için önem arz ediyor. Parkta oturduk, biraz dinlendik. Yorulmuşuz saat tabii. 3 falan oldu. Bu arada bugün bu bit pazarından çantayı aldığıma acayip memnunum abi. Şu çanta böyle bu şekilde kullanılıyor. İçine bir sürü eşyamı aldım. Dün o yediğim gofret var ya, onun mağazası var. Şeyde işte Plast'ta. Bugün oraya gideceğim ve oradan çok uygun fiyata gofret alabileceğimi düşünüyorum. Çantayı gofretle dolduracağım. Çünkü hakikaten abi çok güzeldi tadı. Şimdi buradan 18 dakika falan yürüme mesafesi ama metro ile 4 dakikada falan gidiyormuş. Ben de metroya yakınım. Biraz dinlendik bu parkta. Şimdi metroya devam edelim yola. Böyle yerler var. Nereye gideceğini gösteriyor. Mesela Uber'den bineceğim. Benim gideceğim yer işte Plast. Diyor ki bu tarafa. Gideceğiniz yerlerin ismi böyle burada yazıyor. Bu taraftaki de burada yazıyor. Yani Google'da baktığınız zaman neresiyse bütün durakların ismi zaten burada. Stefan Plast bir durak sonra 2 dakika sonra da geliyormuş zaten. Buradan da yaklaşık 1 dakika falan sürüyor. Yürüseydim 18 dakika yürüyecektim. Değmez yani. Direkt gelince katedralin olduğu, yani o Aziz Stefan Kilisesi'nin olduğu yere çıkmış oluyorsunuz. Orada dediğim gibi işte Mozart falan diğer taraflarda hepsi orada. Sonra burada bir tek Museum Quarter diye bir bölge var. Orada da Habsburg Sarayı falan var. Bakalım bugün yetişebilsek bugün yürürüz. Ama yarın da zamanımız var. Oraya da yarın gider, o enerjiyle orada gideriz. Buradan benim Prater'e gitmem lazım. Orada bir park var. Orayı görmek istiyorum. Orayı bugün halledeceğim. Zaten akşamüstüne ayırmıştık. Akşamüstü daha güzel oluyor demişlerdi. Prater'e gideceğiz. Kugel Mugel Cumhuriyeti diye bir yer var. Antifaşistan bir bölge. Adam kendisini orada bir ülke yapmış. Kimseyi de içeriye sokmuyor. Bir ev var orada. Evin etrafını çevirmiş. Bunu da resmi olarak Avusturya hükümeti tanımış. Ama ciddi ciddi içeriye pasaportla falan girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bütün buraların hepsini göreceğiz. Burada metronun içinde de yaşam var. Dükkanlar falan var. Bu arada Karl Kirchner'in karşısında da Musikverein vardı. Musikverein konser salonu. Orada da klasik müzik konserleri falan veriliyor. Ama yani
biletim olan için içeri girip de çekemeyeceğimden dolayı dün bir önceki videoda öyle söyledim. Orayı size zaten göstermiştim. Çıkınca tam da bu kilisenin önüne çıkmış oluyorsunuz. Müthiş bir yapı tabii. Yani muazzam bir yapı. Yani burayı kesinlikle görün derim. Birincisi 1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından, ikincisi de 1683 tarihinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Viyana iki kez Osmanlı tarafından kuşatılıyor. İkinci kuşatma sonrasında yeniden Osmanlı çekilirken arkasında teçhizatlar bırakıyor. Bu bırakılan teçhizatlar Viyanalılar tarafından, Avusturyalılar tarafından toplanıyor, eritiliyor. Ve Türk çanı olarak da bilinen bir çan yapılıyor bu kilisede kullanılan. Pumer'in çanı ismi. Çekilen Osmanlı İmparatoru arkasında bıraktığı çan tabii uzun süre kullanılıyor ama İkinci Dünya Savaşı'nda bu çan katedralin aldığı ağır hasarlar sonucunda yere düşüyor ve parçalanıyor. Yerine yapılan şu anki çan 1952 yılında yapılıyor. Uzun uğraşlar sonucu 5 Ekim 1557 tarihinden bugüne Kuzey Kulesi'nde yeri konuluyor. Şimdi şu otellerden birinden, şuradan falan olması lazım. Şurada roof var. Oradan bu katedralin üst tarafları falan gözüküyor. Ya da bu binaların tepelerine çıktığınız zaman katedralin üstündeki şu mozaik yapılar falan çok da güzel yani. Bunlar gözüküyor. Şimdi benim zamanım yok. İlk geldiğim gün Mozart evi kapalıydı. Buradan ben Mozart evine doğru yola gidiyorum. Şurada bir yerde bulursam şeyde oturacağım. Bir kafe falan, bir kahve molası, tatlı molası verelim. Bir Avusturya tatlılarını deneyelim. Numaraları tuşlayıp dinliyorsunuz. Mozart evinden de bu kadar. Şarjım bitmek üzere. Buradan biz Prater Park'a gideceğiz. Prater Park'tan da Hügelmügel diye bir yer var. Hügelmügel Republic, oraya gideceğiz. Karar verdim. Hundert Wasser evine gidiyoruz. Burası değişik bir mimariye sahip olan bir ev.
farklı renkli dış yüzey boyaları var. Binanın katmanları farklı boyamış. Gittiğimiz zaman binayla ilgili bilgi veririz ve binayı da orada yerinde inceleriz. Bu Stapenplast'ta bir dondurmacı vardı. Güzeldi de dondurması. Dün yemiştik. Bugün bir de oturarak orada yiyelim dedik. Şu an Stapenplast'tan ayrılıyoruz. Hundertwasser tarafına gidiyoruz. Gene U1 tramvay hattını kullanacağız. Abi çok güzel sokak değil mi ya? Baksana binaya. Ya güzel olduğu için girdim. Yani öylesine girdim. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece öylesine girdim. Burası bir restoranmış. Grek restoranıymış. Evet, Hundertwasser Haus'a geldik. Binanın oraya gitmeden hemen buradan çekeyim. Orada çok fazla turist var. Landstraße'deki Hundertwasser Haus evinin diğer evlerden en büyük farkı binanın hiçbir yerinde düz öğe kullanılmamış olması. Binayı sadece dıştan görebiliyorsunuz, içeriye giremiyorsunuz çünkü içeride hala insanlar yaşıyor. Yani insanların yaşadığı evler. Sadece bina bu şekilde dizayn edilmiş. Bu ev Fredensrich Hundertwasser tarafından hayata geçirilmiş. Hundertwasser'in yaptığı bu bina Viyana'da en çok turist çeken yerlerden biri arasında yer alıyor. Terasları inşa etmek için de 900 ton toprak kullanılmış. Burası Prater'e çok yakın. Geldiğiniz zaman buraya mutlaka uğrayın. Çok değişik bir mimarisi var. Yani İspanya'da Gaudi'nin yaptığı binalara benziyor. Seramik parçaları. Burası arka bahçesi. Çok inanılmaz güzel. Yani burada yaşamayı ister miydin dersen, evet isterdim. Şurası da binanın garajı herhalde. Evet, burası da binanın garajı. Ay ay. Daha yaşarken insan neler görecek diyorsanız bitmiyor demek ki. Çok güzel bir yer, çok güzel bir yapı. Yani internette görüyorsunuz ama yerinde görmek inanın çok farklı bir duygu katıyor insana. Yani hayal kuruyorsunuz burada olsam ne olurdu. Gerçekten masal evi gibi bir şey. Peki buradan da bu kadar. Şimdi biz Prater tarafına geçeceğiz. Prater Park'a gideceğiz. Orada bir dönme dolap var. Onu merak ediyorum. Dönme dolaba bakacağız. Bir de Kugelmugel Cumhuriyeti diye bir yer var.
ufak bir ev. Adamın bir tanesi isyan ediyor zamanında. Bunun için hapiste yatıyor. Ama daha sonrasında davasında hak kazanıyor ve kendisine ait bir cumhuriyet kuruyor Avusturya'nın içerisinde. Onu da göreceğiz. Burası da Hundertwasser'in tam karşısında ufak bir pasaj mı diyeyim, village mı diyeyim. Çok güzel bir yer yapmışlar adamlar. Şimdi Prater son durakta iniyorsunuz ama indiğiniz yerde o dönme dolap falan yok. Dönme dolap Riesenrad diye geçiyor. Duraktan indikten sonra böyle parkın içerisine gidiyorsunuz. Sonra bayağı bir devam edeceğiz. Sonra ileriden sağa döneceğiz. Döndükten sonra karşımıza çıkacak diye umuyorum. Bu sağ tarafta kafeler falan var. Yeme içme yerleri falan var. Şöyle göstere gideyim. Bu cadde trafiğe kapalı. İnsanlar bisiklet sürüyor. Ama tabii bisikletlere açık. Yayalar da buradan ya da şu taraftan yürüyor. Solumda geniş bir alan var. Orası da çok ilginçtir. Amerikan futbolu oynanıyor. Şehirde kimse yok dedim ya. O şehirde olmayanlar şu an hepsi burada. Bugün günlerden pazar. Herkes demek ki parkta eğleniyor. Hayatımda bir ilk. Şuradaki yer arkadaşlar hokey salonuymuş. Hokey stadyumu daha doğrusu. Bizim yapmadığımız çoğu sporları yapıyorlar ve çok fazla böyle Amerikan futbolu, bu tarz böyle değişik, sonra tenis kortları, boş alanlar falan spor için, çayır çimen çok var. Viyana çok yeşil bir yer, çok rahat bir yer, harbiden de yaşanması bir yermiş. Çok huzurlu, çok sessiz, sakin, hani dip dibe bir yaşam yok yani. Mesela birisi piknik yapıyorsa en az 50-60 metre ilerisinde bir başka birisi yapıyor. Çok güzel bir park gördüm. Riesenrad'a giderken böyle bir yer çıktı karşıma. Onu da çekmek istedim. Bak ördekler falan var. Kaz falan yüzüyor. Yavru ördek. Bu annesi herhalde. Burada da bir tane var. Güzel bir yermiş ya. Devam edelim Prater'de. Şimdi Riesenrad'a belki bir 300-400 metremiz var. Şimdi milletin nerede olduğunu anladık. Millet eğleniyor abi.
Bir de yukarıya çıkıyor şey binadan. İşte meşhur dönme dolap burada. Çok sıra vardı. Fiyatı 14 euroymuş. 14 yaş altı çocuklar için de fiyatı 6,5 euro. Sıra çoktu. Benim o kadar bekleyecek vaktim yok. Zaten benim kaldığım otel tepeden her şeyi görüyor. Biz meraktan gelmiştik ya burası nasıl bir yer diye. Merakımızı giderdik. Yani çok büyük bir yer. Şöyle söyleyeyim, mesela İstanbul'da Violent var ya, yaklaşık Violent'ten bir 4 ya da 5 kat büyük, bir de oyuncak olarak çok fazla. Disneyland'dan bile fazla oyuncak sayısı var. Yani bir oyuncaktan 2-3 kopya görüyorsunuz farklı konseptlerde. Mesela Disneyland'da olan Karayip Korsanları falan gibi oyunlar da burada var. Yani şöyle söyleyeyim, sadece dezavantajı her oyunların bileti 6 euro içeride. Sadece burası 14 euro. 6 euro biraz pahalı geliyor. Disneyland'da bütün her şey konsepti include olarak geliyorsa. Yani bindiğiniz oyuncağa para vermiyorsunuz. Burada her biniş için 6 euro para veriyorsunuz. Biraz bizim paramızda yüksek rakamlar. Bu dönme dolabın bir özelliği var. Viyana'nın sembollerinden burası Riesenrad diye geçiyor. Ya da Riesenrad derseniz anlarlar. Burası 1. Franz Joseph'in tahta çıkışının 50. yılı dolayısıyla İngiliz mimar Walter Bassett'e 30 adet vagonlu olarak yaptırılıyor. O yüzden de bu dönme dolabın böyle bir önemi var. Turistler de bu yüzden görüyor. Yani tarihi bir dönme dolap. Çok eski zamanlara ait olan bir dönme dolap olduğu için hala da ayakta. O yüzden yani görülmesi gereken bir yer olduğu için turistler geliyor. Ama sıra çok olmasa ben de binerdim. 14 euro hani böyle bir şey için bir kere görüyorsunuz, verirsiniz. Yani buradaki oyuncaklara gelmedim ama buna verirdim. Çok sıra var. Yani bekleyecek vaktim yok. Şimdi buradan Kugel Mugel Cumhuriyeti var. Oraya gideceğiz. Çok yakın. 140 metre mesafede. Ve işte Kugel Mugel Cumhuriyeti. Ülke Başkanı Maglinda Triber Kugel Mugel'miş. General Voksanwald Nikolas Lipburger Kugel Mugel'miş. Burası Kugel Mugel Cumhuriyeti. Abi çok ilginç. Adam baş kaldırıyor ve böyle bir ne diyor? Antifaşismus Platz. Burada yaşıyormuş. Bu evin içerisinde yaşıyormuş. Posta kutusu falan var. Bak Republic Kugel Mugel diyor. Böyle bir yer. İçeriye giremiyorsun ama. Adamın evi burası. Adamın ülkesi burası. İçeriye giremiyoruz. Yaşamak için tasarladığı bu evi 1971 yılında Kastlerdorf'taki Landesstraße'de Landesstraße 4091 adresinde inşa ettirmiş. Burayı yaptıran Lipburger sonra Avusturya yetkililerinden gerekli izni alamayınca bağımsızlığını ilan etmiş. Bu durum pek tabii çok hoş karşılanmamış. Adama 10 hafta boyunca yargılanmış. Sonra da 1984 yılında halen yer aldığı bu Prater Parkı'na taşımışlar. İçeride de yatmış bir ara. Kugel, top, Mugel de darbe anlamına geliyor. Top darbe. İşte böyle bir anlam ifade ediyor. Evet. Buradan
bu kadar. Bugünlük bu kadar. Ben de yoruldum. Artık otele dönelim. Ve yarın Hobsburg tarafına gideceğiz. Hobsburg Sarayı'na gideceğiz. Güzel yerler gezdik. Viyana ile ilgili düşüncelerim baştan sona çok olumlu. Geldiğimiz ilk günden itibaren bayağı olumlu. Hatta şunu söyleyebilirim ki birçok ülke gezdim. Aralarında en olumlu, en pozitif, en yaşamak için birinci sıraya koyacağım kargaşanın, gürültünün olmadığı, kavganın, suç oranının olmadığı, uzlaşının olduğu, huzurun olduğu, toplumsal nüfusun az olduğu ve kültürün de çok yoğun olduğu bir ülke diyebilirim. Viyana içinde bir şehir diyebilirim. Çünkü diğer Salzburg olsun, başka tarafları görmedik mesela ama burası böylesi, oralarda öyledir diye tahmin ediyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki sanatın gerçekten başkenti. Her sokakta bir stand görüyorsunuz. Bu standlarda konser biletleri, opera biletleri, bale biletleri, işte özel dinleti biletleri, tiyatro biletleri, bunlar satılıyor. Yani ayrıca bir yerlere gidip almanıza gerek yok. Şu parkta bile yürürken en az 50 tane bu şekilde konser bileti satan, sokakta yürüyorsunuz en az 10 tane bir meydanda konser bileti satan, işte ne bileyim bir tiyatro şeyin önüne gidiyorsunuz, gişe harici en az bir 10 tane 20 tane böyle opera bileti satan insanlar görüyorsunuz. Dolayısıyla sanata her daim ulaşıyorsunuz. Bazı yerlere rezervasyon aylar öncesinden yapmak zorundasınız ya da almak zorundasınız. Bazılarına ise ayakta dinleti olarak işte 15 euro, 20 euro gibi rakamlara ulaşabiliyorsunuz. Bu rakamlar buradaki yaşantı fiyatlarına göre çok çok ucuz. Mesela Luna Park'ta 6 euro. Ama şöyle söyleyeyim, burada en düşük aylık arkadaşlar 2500-3000 euro olduğu zaman yani alım gücü had safhada. Marketler de keza öyle. Markette alışveriş yaptığınız zaman çok ucuz. Yani rakamlar çok yüksek rakamlar değil. Aynı bizim eski Türkiye gibi 2000 lira maaş alırken çok süper geçiniyorduk. Şimdi 20 bin lira da alsanız yani geçinemiyorsunuz işte. Ama buradaki durum öyle değil. 2500 lira aldığınız zaman çok rahat geçiniyorsunuz. Ve şehir boş, insanlar eğleniyor. Yani eğlence mekanları dolu. Eğlenceye her daim paraları var. Akşam işte bale olsun, opera olsun tıklım tıklım oluyor. Yani biz dün de bunu gördük. Şaşırdık. Herkes Grand Tuvalet giyiniyor. Gidiyor. Böyle de bir sosyal yaşantı var burada. Evet. Peki yarın sabah Habsburg Sarayı'na gideceğiz. Marie Antoinette'in doğduğu saray bizim için önemli. Fransız kraliçelerinden çünkü kendisi. Peki. Görüşürüz. Viyana'dan ikinci günümüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.